DJI Air 73 s bir drone olmuş ki hayatımda ilk defa bir drone'a içinden gelen lakaplar taktım. Tanıtım videosunu izledim, e dedim bu drone evcil hayvana dönmüş. İkinci teaser'ını gördüm, e dedim ki bu drone merdiven çıkabiliyor. Ve şimdi söyleyebilirim ki DJI torunumuza miras bırakabilecek nitelikte bir drone yapmış. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> kutu içeriği faslını hızlıca geçiyoruz. Bizdeki ekranlı kumandalı combo paket yurt dışından geldi. Drone Fistine sevgili Süleyman Kırkpınar Almanya'dan getirdi bu durumu. Güzel bir taşıma omuz çantası ile beraber gelmekte. Tüm parçalar rahatlıkla içine sığıyor. Çantanın içerisine olası hasarlar için kullanmak üzere birçok edek pervane çıkmakta. Aynı zamanda ND filtre seti de bu paketin içerisinde ücretsiz geliyor. 8 32 128 numaralı 3 farklı filtre mevcut. Toplamda 3 batarya ve 1 batarya istasyonu ile beraber gelmekte. Bu şarj istasyonunun Power Accumulation özelliği var biliyorsunuz. Yani en düşük bataryalı 2 pilin enerjisini tek bir tuşla en yüksek enerjiye sahip bataryaya aktarıp ekstradan dolu bir pil elde edebiliyorsunuz. Bir adet RC2 ekranlı model kumanda geliyor ki büyük konfor olduğunu her videomda söylüyorum size. Bir adet şarj ve data transfer için Type-C kablo ve kullanım kitapçıkları da çantanın içerisinde mevcut. Ve tabi son olarak Air3S cihazımız tüm ihtişamıyla bizi karşılamakta. Tasarıma gelecek olursak 724 gram ağırlığı ile sivil havacılık kaydı gerektiren bir drone. Her zamanki gibi malzeme kalitesi kendini belli ediyor. Size güven veren bir dizaynı ve içeliği mevcut. Önceki Air 3 modelle neredeyse aynı tasarıma sahip diyebilirim. Görünümde birkaç ufak fark olsa da yazılım olarak ciddi farklar söz konusu. Bu farkın en önemlisi öndeki lider sensör tabii ki. Birazdan ne işe anlatacağım. Acele etmeyin biz devam edelim. Yine lider sensörünün yanında 2, arkada 2 ve altta 2 adet binoküler yani balık gözü tipte engel sensörü mevcut. Bu 6 adet engel sensörü sayesinde 360 derece korunaklı bir hareket ve objelerden sakınma durumu sağlıyor. Alt tarafa bakarsak görmeye alışık olduğumuz 1 adet aydınlatıcı led ve 3D kızıl ötesi sensör görüyoruz. Bu sensör sayesinde havadaki konumunu mükemmel yakın bir doğrulukla algılıyor. Peki bu Lidar sensör gerçekten de çok önemli mi? Yani bir game changer, oyun değiştirici bir özellik mi? Kesinlikle evet diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz ki birçok kullanıcı balkondan drone'u yollarken sağa sola çarpmalar ve drone'u pert etmeye kadar gidebilecek hasarlar yaşayabiliyor. Bunun sebebi balkonda GPS'in olmaması. İşte Lidar sensör sayesinde artık GPS'siz ortamlarda bile konumunu çok rahat bir şekilde algılayıp kalktığı yere inebilecek özellikle bir drone'a sahibiz. Biz de yakında bunun testini yapmayı planlıyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Tabii diğer yandan lidar'ın ikinci artısı nightscape yani gece engel algılama imkanı sağlaması. Gece fotoğrafçılığı sırasında gelişmiş güvenlik için yeni nesil akıllı return to home özelliği bulunuyor. Üstündeki lidar 360 sensörler ve alttaki 3D kızılötesi sensörlerin kombinasyonu ile veri ve öğrenmesi yapıp dönüşte en güvenli yolu tercih ediyor. Bir önceki nesilde eğer yani geliştirilmiş return to home vardı biliyorsunuz artık Air 3 s ile beraber hayatımızda yeni bir jenerasyon akıllı return to home sistemi girdi. Bir diğer artısı da lider sensör sürekli etrafı taradığı için anlık oluşabilecek engelleri bir adım önden takip edip uçuşu ara vermeden yoluna devam ediyor. Merdiven çıkıyor bu drone denemenin sebebi de zaten bu aslında. Tabi DJI Air 3S ilk kez bir lider sensörün drone'da kullanıldığı bir teknoloji olarak söyleyebilirim. Ama şöyle bir açıklama yapmış ön taraflı bir lidar sensörü demiş. Yani bundan anlayabiliriz ki ilerleyen dönemlerde arka taraflı belki de 360 taraflı lidar sensörlü dronlar gelebilir. O yüzden benim tahminim Air 4'te arka taraflı bir lidar sensörü de bekliyorum. Bakalım beraber ilerleyen zamanlarda bu ne kadar ger gerçekleşecek göreceğiz. Sensör konusunu kapatırken Air 3 ile beraber hayatımıza gelen yeni bir özelliği de bahsedeyim. Artık drone'un altındaki iki adet engel sensörü sadece Objeyi algılamakla görevli değil, aynı zamanda video asist özelliğini de sağlıyor. Bu ne demek? Biliyorsunuz Air 3 ve Mi 4 Pro ile beraber artık bu balık gözü tipteki sensörler sayesinde bizler etrafımızdaki engelleri algılarken bir yandan da bu sensörlerin kamera olarak kullanabiliyorduk ve sağlı sollu bütün sensörlerin kamerasını aktif edip herhangi bir engel var mı görebiliyorduk. İşte bu Air 3'te alttaki sensörlerde yoktu Mi 4 Pro'da aynı şekilde. Air 3S'e e beraber alttaki sensörler de yere inerken aktif hale getirilip yerde herhangi bir obje var mı diye kamera özelliğini gösterip sizler tarafından kullanılabilir özellikle. Tabi bu aynı zamanda drone kaybı olaylarında da fayda sağlayabilir. Diyelim ki bir drone'unuzu yolladınız ve şarjı bitmek üzere ya da aniden voltaj düşüklüğü meydana geldi ve drone inişe geçti. Böylelikle alttaki sensörlerin kamera özelliğini aktif ederekten herhangi bir ee, olumsuz durumlar mı? Yere indireceğiniz yerde bir engel var mı? Bunu görebilirsiniz ve güvenli de sağlayabilirsiniz. İşte video asist özelliği e 3 ile beraber 360 derecelik tüm sensörlere gelmiş vaziyette. Drone'un ön tasarımına baktığımız zaman yine Air 3'teki gibi iki kameralı gimbal tasarımı görüyoruz. Bunlardan bir tanesi tele kamera ve bir diğeri de geniş açılı kamera. Artık 24 milimetrelik geniş açılı olan ana kameramız bir inç sensör büyüklüğüne sahip. Yani aynı Air 2S'de olduğu gibi bir sensörde boyut artırımı meydana gelmiş. Ama Air 2S 20 megapikseldi. Bunda ise 50 megapiksel özelliğe sahip. Bir sensör sayesinde daha fazla ışık alıp daha net görüntüler ortaya çıkacak tabii ki. Özellikle de gün batımı ve gece çekimi gibi düşük ışık koşullarında bunun avantajını yaşayacaksınız. 70 milimetrelik medium tele kamerada ise herhangi bir değişiklik yok. Air 3 ile tamamen aynı. 1 bölü 1.3 inçlik CMOS sensörü sahip ve 48 megapiksel yine Air 3'te olduğu gibi 3 kata kadar optik zoom sayesinde görüntü kalitesine herhangi bir bozulma olmadan kayıt yapabilmekte. Maksimum 9 kata kadar dijital zoom imkanı mevcut ama görüntü çözünürlüğü yakınlaştırma arttıkça düşüyor tabii ki. Air 3 ile karşılaştırdığında video çözünürlük sayılarında artmış olduğunu görüyoruz. 4K'da 60 fps HDR video çekebilmekte. Yine slow motion modda 4K 120 fps video kayıt yapabiliyor. Full HD'de ise maksimum 240 fps kayıt imkanı sunmakta. Slow motion videoları bu sayede çok daha kaliteli çekebileceksiniz. Son yıllarda alışık olduğumuz dikey çekim imkanı Air 3S'de mevcut. Ama bu konuda herhangi bir yenilik söz konusu değil. Önceki modelde olduğu gibi 2.7K 60 fps'ye kadar çözünürlükte. Gerçekli bir dikey çekim olmadan dijitalize vertikal çekim imkanı sağlamakta. Kamera detayını konuşurken sadece video değil fotoğraf, özelliklerine de bakmak lazım. Hem gece hem gündüz birkaç foto çektim. Gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Gerçi ben foto özelliğini hemen hemen hiç kullanmayan bir drone pilotuyum ama çok önemli değil benim için. Lakin sonuçların tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Zaten şu anda sizlere birkaç örnek koyuyorum. Hem gece hem de gündüz olaraktan çekim sonuçlarını değerlendirebilirsiniz. Tabii bu drone 10 bit videolar çekebilmekte. D-Log özelliği sayesinde biliyorsunuz görüntü renklerde değişiklik yapabiliyoruz ve bu sayede çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkartabiliyoruz. Şu an ekranda d yani ham çektiğim videoyu görüyorsunuz. Bu hali ise kurgu programında yaptığım basit renklendirme sonrası hali. Diğer yandan bu videolarda ise hazır fabrika çıkışı video ayarlarıyla aldığım görüntüleri görüyorsunuz. Bu haliyle bile oldukça güzel sonuçlar ortaya çıkarmakta. 3x yakınlaştırmalı çektiğim görüntülerde herhangi bir çözünürlük kaybı olmadan sonuçlar veriyor. Bu görmüş olduğunuz videolarda optik zoom özelliğini kullanaraktan çözünürlük kaybı olmadan video kayıt özelliğini kullanmaktayım. Gece çekimine geldiğimizde ise sonuçların tabii ki birinci sensörden kaynaklı iyi olduğunu bekliyoruz ve iyi olduğunu da söyleyebilirim. Lakin aranızdan bazılarınız canlı renklerin ışık patlaması yaşadığını düşünebilirsiniz. Mesela Folkart Towers'ın kırmızı renklerine bakarsanız tam bir keskinlik olmadığını ve kenarlarda grenler göreceksiniz. Ama unutmayın ki bu çekimler kameranın oto ayarlarındayken yapıldı. Sağ alt tarafta oto seçeneğini pro ile değiştirirseniz ve ISO değerleriyle oynayarak bu sorunun üstesinden gelebileceğinizi görebilirsiniz. Özellikle gece karanlığında 800-1200 arası ISO değerleriyle demin anlatmış olduğum sorunların büyük ölçüde ortadan kaldırabilirsiniz. Zaten şu anda ekranda ISO değerlerini değişince görüntüdeki olumlu değişimi fark ediyorsunuzdur. Sonuç olarak pro ayarda yapılan gece çekimleri fazlasıyla başarılı. Batarya'ya geldiğimizde ise E3 ile karşılaştırdığımızda miliamperi çok azaltmasına rağmen gramı da çok az azalmış. Lakin bu sonuçlara olumlu yansımamış. Çünkü baktığımızda DJI E3'e göre 1 dakika daha az uçmakta. Bunun sebebi de muhtemelen lidar sensör tabii ki. Lidar sensörün çalışma enerjisi uçuş süresinden 1 dakika yemiş gibi gözüküyor. DJ'nin laboratuvar koşullarına göre uçuş süresi 45 dakika, hover süresi 41 dakika söylenmekte. Bunu gerçek hayata düşündüğümüzde de 6 dakika kesersek muhtemelen 34-35 dakika uçacaktır ki ben de testlerimde oldukça uzun süreli uçtum ve bu 20 dakikalık dronlarda yaşamış olduğumuz ne çabuk bitti ya pili diye verdiğimiz tepkilerin hiçbirini yaşamadım. Sanki bir bataryada çok uzun dakikalar uçmuşum gibi hissettim ki zaten 30-35 dakikalık uçuşlar bence bu hobi için Fazlasıyla yeterli. Güçlü bataryası sayesinde 32 km uçuş menzili var. O4 bağlantı teknolojisi sayesinde de FCC'de 20 km, CAO modda ise 10 km gider diyor DJI. Yani Air 3 ile bu konuda hiçbir değişiklik yok. Ama şehir içinde 500 metre gidecektir diyor cihaz açıklamasında. Bu konu hakkında güzel bir video yapmıştık. Drone süleyman da biliyorsunuz. Hemen yukarıya bıraktım. İzlemeyenler mutlaka izlesin. Drone'ların neden uzağa gidemediği ile ilgili çok değerli bilgiler vermiştim. Tabi mesafe en kısa sürede yapacağım. Şehir içi ve şehir dışı mesafelerde hem Air 3 ile hem de Air 3S'in kendi sonuçlarını karşılaştıracağız. Bakalım herhangi bir değişiklik olacak mı? Bu arada Air 3 ile Air 3S'in bataryali birbirleriyle uyumlu. Ben de kendi drone'un bataryasını Süleyman'ın dronunda kullanmıştım. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Versiyon sorunu da yaşatmadı ve bir arıza da ekranda vermedi. Hafıza olayına gelecek olursak SD kart girişi ve Type-C şarj bölümünü burada görüyorsunuz. 512 GB'a kadar harici kart desteği var. Ama 42 GB'de dahili hafıza imkanı mevcut. Air 3'te bu 8 GB'ı 4 kat kadar iyileştirme yapmışlar ki bu hafıza sayesinde SD kart masrafından bizi kurtarıyor diyebilirim. Bu arada Air 3S önceki nesil DJI Air 3 ile karşılaştırıldığında görüntü kalitesinden ödün vermeden video dosya boyutlarını %30'dan daha fazla azaltan gelişmiş bir video kodlama sıkıştırma algoritması kullanıyor ve içerik üreticileri için de değerli depolama alanından tasarruf sağlıyor. Bunu gerçekten fark ettim. Normalde çektiğim videoların GB değerleri 3 aşağı 5 yukarı tahmin ederim. İlk kez video dosyaları neden bu kadar az diye kendi kendime sordum. Hatta acaba cache videoyu mu inceliyorum diye düşündüm. Ama gerçekten de video dosya boyutları küçülmüş. Yine Air 3S ile beraber hayatımıza farklı bir yenilik girdi. Off State Quick Transfer. Nedir bu? Artık Quick Transfer yapabilmek için drone'u açmamıza gerek yok. Cihazımızdan, telefonumuzdan DJI Fly uygulamasına girdiğimizde Quick Transfer'e tıklıyoruz. Ve ardından Air 3 otomatik buluyor. Wi-Fi'yi tabii Bluetooth'da açık bırakmak gerekiyor. Sonrasında otomatik bağlanıyor ve istediğimiz bütün dataları telefonumuza aktarabiliyoruz. Hem de drone'u çalıştırmadan. Ve aktif takip özelliği Mini 4 Pro Air 3'te gördüğümüz 360 derecelik hayatımıza yeni giren bir özellikti. Air 3S'lere tabii ki bu olmazsa olmaz. Bunu da sizler için denedim. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. İstediğimiz gibi objeyi takip ettirebiliyoruz. Drone'u arkadan yandan... İşte profilden bu çok farklı şekillerde takip ettirebiliyoruz. Tabii ki Spotlight ve POI gibi farklı aktif takip seçenekleri de mevcut. Ve bir diğer özellik optimize tracking performans. Yani takip başladıktan sonra DJI Air 3S nesnenin alt yarısı çalılar tarafından kısmen gizlenmiş olsa veya bir köprü üzerinde duruyor olsa bile nesneyi odakta tutabiliyor. DJI Air 3S ile beraber hayatımıza gelen yeni bir özellik. Subject Focusing. Ne anlama geliyor bu? Bir nesneye karşı uçarken çerçevede bir hizalama kaybı yaşarsanız odaktan kayıp yaşamamazlığını sağlıyor. Zaten şu anda DJ'nin tanıtım videosunda gördüğünüz gibi manuel kullanım sırasında çerçeveden kaysa da obje fokustan kaymıyor ve kişinin yüzünü çok net bir şekilde bizlere gösteriyor. Ve yazılımsal özelliklere geldiğimizde master şans, quick şans ve hyperlapse'i görüyoruz master şahsı ve çok ciddi rüzgarlı havada kullandım. Gelin size şimdi sonuçları göstereyim. Gerçekten ileri dereceli bir rüzgar vardı. Buna rağmen master şansı çok güzel bir şekilde tamamladım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Ee, özellikle de rüzgara karşı uçtuğu pozisyonlarda da görüntüde herhangi bir titreme vesaire gelmedi. Biliyorsunuz ki master şahsı çektikten sonra bunu yapay zekalı birçok renklendirme ve arka fon değişikliği, müzik değişikliği yapabiliyorsunuz. QuickSats modlarına geldiğimiz zaman ise yine aynı rüzgarda test ettim. Bunların da sonuçları oldukça başarılı ve benim favori hazır çekimim bu merak biliyorsunuz. Onu yapmazsam olmazdı. Şu anda zaten ekranda onu izliyorsunuz. Hyperlapse özelliği ise Air3'te olduğu gibi bu dronda da mevcut. Sorunsuz çalıştığını söyleyebilirim. Slow motion'a geldiğimiz zaman 1080p'de 240 fps çekebiliyordu biliyorsunuz. Bu hazır bir özellikti. Hazır slow motion moduna aldığımızda görüntü kalitesinin iyi olmadığını söyleyebilirim. Zaten gördüğünüz üzere. Bir sonraki videoda Süleyman'la beraber sizlere ilk uçuş deneyiminden ve yaşadıklarımızdan onunla beraber bu drone'a bakış açımızı ve yorumlarımızdan bahsedeceğiz. Benim videolarımı takip etmeyi, Drone Fizz kanalını ve Voyager Duck kanalını abone olup beğenmeyi unutmayın. Yakında şehir içi test videolarını da yayınlayacağım. Şehir dışı mesafe testlerine de bakacağız. O yüzden sıkı takip edip bildirimleri açın ki yeni videolardan haberdar olun. Videonun altına yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. 20K abone yolunda bana destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.